Selam arkadaşlar. Burası da Bellinzona tarafında Kırmızı Köprü. Otobanda her geçtiğimizde gördüğümüz köprü. Bugün dedik o köprünün üzerine yürüyelim dedik. Altta da GBB yazıyor. Oo, çok güzel GBB. 1988 Forza GBB. Güzel. Evet, bu da Ticino Nehri. Arkadaşlar, gelip bunun kenarında yürüyelim dedik. Şimdi otobanın tam yanında yürüyeceğiz. Bu nehir çok güzel bir nehir. Gotardo tarafında gelen var. Bir de San Bernardino tarafından gelen iki su birleşip Lago Maggiore diye bir göl var. Locarno Gölü. Oraya gidiyor. Oradan gölden sonra o denizin ismi neydi? Ulaş. Adriyatik Denizi'ne dökülüyor. İtalya'yı geçip Adriyatik Denizi'ne dökülüyor sonra. Süper bir göl. Güneş de şu an orada batıyor. Çok güzel görünüyor. Karşı dağdaki anten, bizim evin orada görülen anten. Tamara Dağı. Tamara Dağı'nın anteni. Evet. Burası da böyle. İnsanlar köpeklerini gezdiriyor taşların arasında. Evet. Biraz yakınlaştırayım mı? Yavaş gideyim. Evet. Burada gidiyoruz. Burası da benzinlik. Otobanda durma yeri. Bir ara burada durmuştuk. Misafirlerimiz gelmişti, onları karşılamıştık. Sonra eve götürmüştük. Eve götürmüştük. Erzincan dili konuşuyorum, götürmüştük. Bir daha Adana dili konuşalım mı? Bak hele. Bak hele. Evet. Böyle şimdi otoban kenarına gidiyoruz. Aslında burada bisikletle gitmek daha güzel olur. Bisikletle bu yolda gitmek çok güzel olur. Bu da ikinci bir video olsun. Çünkü bir tane video çektim biraz önce. Arabaları çektim. Yani okazyon arabalar, yani ikinci el arabaları çektim. Bir tane BMW vardı. X3 çok süper bir arabaydı. İlk başta X3 diyeceğime X5 dedim. Aslında X3'müş. Ama güzel arabaydı. 89 bin franktı. 89 bin frank da Türkiye'de üf. İyi para. En az 3 daire alırsın belki o parayla. En az 3 daire. Yani öyle zenginlerin dairesi değil, normal daire. En az 3 tane alabilirsin o parayla. Suya bakın, su ne güzel akıyor. Ördekler falan. Evet. Burada otobanda arabalar gidiyor. Burada arabalar geliyor. Tatilciler. Falan filan. Yalnız mı kaldın oha? Asya. Gözyaşlarım durur. Yalan dolan. Yalnız mı kaldın oha? Asya. Evet, bisikletli biri geçti. Sessiz geçti. Her zaman insan korkuyor ya. Bir ding zil çalsa yeter. Her de elektrikli bisikletli bu da. Şimdi artık moda olmuş. İnsanlar elektrikli bisikletle geziyor. Biz de elektriksiz de geziyoruz tabi. Ama pahalılar elektrikli bisikletler. 6.000'den başlıyorlar. 10.000'e kadar çıkıyorlar. Yani 6.000 İsviçre frangı, bir de 10.000 İsviçre frangı kadar tutabiliyor. Bundan birkaç sene önce burada bir kaza olmuştu. Kaza mı desem yani. Bir tane arabanın tekerleği kopmuştu. Araba yol ortasında durdu. İçinde bir tane türbanlı bayan inmişti.
Ya Türklerde ya da Araplarda bilmiyorum ama o anda arabada o şekilde inmek çok tehlikeli. Yolun ortasındasın. Üç şeritli yol. Ama bir tane şey geliyor. Mukka herhalde. Üç şeritli yolda arabalar hızlı geçiyor. Sen arabada in o halde. Hemen yolun kenarına geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama çok tehlikeliydi ya. Türk aile de olabilir derlerdi. Evet. Arabalar burada gidiyor. Şimdi biri bizi tanıyan birileri geçerse der bunlar burada ne arıyor? Çünkü insanların işi gücü yok. Ancak senin arkanda konuşurlar, sana laf sokarlar. Orada ne arıyor, burada ne arıyor, orada ne yapıyor, ne diyor? Şöyledir, böyledir. Car 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 car. Aynı makinalı tüfek gibi konuşurlar. Ne yapalım? Özgürler, konuşabilirler. Ağızlarını tıkacak değiliz. Evet, burada birisi vefat etmişlerdi. Kazada. Onun... genç bir bayan. Genç bir bayan ölmüş. Göstereyim mi? Genç bir bayan ölmüş. Onun için çiçek koymuşlar. Neyse göstermeyeyim ya. Böyle devam edelim. Buralarda trafik kazası olan yerlerde o insanlar için çiçek koyuyorlar. Küçük bir tane resim koyuyorlar. Mermer bir şeyin içine koyuyorlar. Resim. Yani o insan orada vefat etmiştir diye. Arabayla mı vefat etti? Araba kazasından mı öldü acaba? Bilemiyoruz. Evet, arabalar geliyor. Ulumlu bir araba geçti, Ulum plakalı. Şimdi bizi radar zannetmesin de, değil mi? Bunlar radar mı? Bizi radar zannederler. Evet. Şu suyun güzelliğine bakın. Tertemiz kar suyu. Tertemiz kar suyu akıyor. Ördeğin keyfine. Yüz kardeşimiz. Ördeğin keyfine. O da bizi takip ediyor. Belki ekmek atın diyor. Ne güzel, kendini bırakmış, su götürüyor onu. Çok güzel. Bir adam geliyor, onu çekmedim. Reklam falan yaparlar. İsviçre'de yasak. Birisini çekerseniz, şikayet ederlerse yasak. Evet. 8 dakikalık olmuş bu videoda. Biraz daha ileri gideyim. Sonra bakın şu yukarıda da üzüm bağları var, üzüm ağaçları. Üzüm yerleri var. Adamlar kendi şeylerinde yapmışlar. Güneş nasıl parlak görünüyor. Süper. Hep burada yürümek istemişimdir ama işte bugüne nasipmiş. Evet, 10 dakikalık olsun. Burada videoyu durdurayım, sonra ileride tekrar çekerim. Burada araba iyi hızlı gidiyor. Mesela şu otobanın öbür tarafına olan yerler ses gitmesin diye yapmışlar. Yani ses etraftaki evlere gitmesin diye yapmışlar. Evet. Videoyu burada durdurayım. İleride tekrar devam ederim. Güzel şeyler görürsem. Burası tam yüzülecek yer. İzin verirlerse tabii yüzülür.
Evet, sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi buradan geldik. Bu köprüden karşıya geçeceğiz. Yine otoban yanında yürüdük. Evet, yürüdük, hiç durmadan yürüdük. Şimdi beyaz köprünün üzerinden geçeceğiz. Buralar güzel ya, burada insanlar köpeklerini gezdiriyor. Yürüyüş yapıyorlar. Bisiklette gezenler oluyor. Çocuklar koşabiliyor. O da tam yürüyecek yere geldi. Şimdi çekmeyelim de demesi ki beni ne çekiyorsunuz. Köpeği ısırmaz inşallah. Evet. O da çıkalım. Evet. Devam ediyoruz. Buradan alttan başka bir iş var yine. Evet. Şimdi buradan otobanda geçtiğimizde bu köprü görünüyor. Böyle yapılmış. Şimdi biz de burada yürüyeceğiz. Köprüden. Evet, telefon geldi. Nerede ulaşıp annesiyle konuşuyor. Bu köprüde yürüyeceğiz. Tahtadan yapılmış bir köprü. Güzel. Her birkaç kilometrede bir böyle köprüler yapmışlar ki insanlar suyun üzerinden geçsinler diye. Evet. Evet. Hala telefon konuşması oluyor. Evet. Videoyu burada durdurayım bir ara. Şimdi tekrar yine başlarım. Biraz önce bir telefon gelmişti. Telefonu durdurmak zorunda kaldık. İnsanları çekmeyelim sonra. Evet, bu köprüde gördüğünüz gibi altında tahtadan yapılmış altı. Tabii bu tahtalar özel tahtalar. Yani yağmur, su, çamur oldu mu yani belki ileride değiştirirler parça parça. Bir tane adam geliyor Enes'i. Yine yeri çekeyim. İnsanlar geliyor. Yeri çekeyim yine. Bunları göstermeyeyim. Evet, bisikletle birisi geldi. Çok korktum dedim. Ne oldu acaba? Yeri çekeyim. İnsanlara göstermek istemiyorum çünkü tabii birisi de beni çekmek istese mutlaka rahatsız olurum. Bundan dolayı. Çünkü bakın buralarda böyle. Biraz sonra sürümüze de geçeceğiz. Köpekler kavga ediyor. Evet, oynuyorlar. Evet, bu köprüyü de böyle yapmışlar arkadaşlar. Otobanda geçerken görüyoruz hep. Bugün de böyle nasip oldu. Geldik. Evet, gördüğünüz gibi burada su çok güzel görünüyor. Şimdi suyun o tarafına geçiyoruz. Evet. Tekrar yere çekelim. Evet. Salve. Evet, köprünün sonuna doğru geliyoruz. Bu da su. Yine Ticino nehrinin üzerindeyiz. Buralar yazın daha güzel oluyor. Yazın, baharın daha güzel oluyor. Yeşillik. Her taraf. Bugün nasip oldu gelmek işte. Güzel bir köprü yapmışlar gerçekten ya. Yürümekle bisikletle geçmek güzel olur. İşte ondan diyorum ya, burada oturmak güzel olur benim sonra tarafından. Her taraf ne güzel. Yeşillik, düz yollar, bisikletle senin gibi gezebiliyorsun. Ama bizim orada hep yokuş yollar. Fazla bisikletle gezme alanları yok, dar. Çok şeyler var. Evet. Güzel ses çıkardı. Krak krak diye sesler çıkartıyor köprü. Bak burada insanlar şey yapıyor. Fitness aletleri var. Asılıyor masılıyor. Bu videoyu çekiyorum hani imdat günü orayı hatırladım.
Almanya'da Dörtlingen şehrini hatırladım. Orada da böyle kalenin etrafına dönmüştük. Kalenin içinde yürüyerek. Burada da biliyoruz. Evet. İşte böyle. Her zaman böyle. Evet, burada kamera var ileride. Görüyorsunuz kamera. Kamerada etrafı kontrol ediyorlar. O iş yerinin olabilir. Evet, burada tekrar döndük. Şimdi ters yöne doğru gidiyoruz. Her yer çok güzel. Yeşillik. Yeşillik diyorum. Şaşırıyorum bazen. Zaman. Şu an kupkuru. Ama bahar geldiği zaman yeşillenecek. Her yer. Güzel olacak. Geçen o Okay isimli avcı abimizin videosunu seyrettim. Domuzu suyun içinde yakaladılar. Yaban domuzunu suyun içinde yakaladılar. Çekemediler, çektiler dışarı. Sonra domuz iki defa Selçuk abiye saldırdı. İki defa. Üzerinden atladı domuzun. Sonra domuzu iki bacağından tuttu, çekti, havaya arkadan kaldırdı. Domuz sonra bıraktı, domuz gitti. Hayvan teslim oldu yani. Teslim oluyor sonra. Yorulduktan sonra teslim oluyor. Yani beni öldürebilirsin diyor yani o civarda. Ne kadar domuzlar öldürüyorlar biliyor musun? Acayip. Bugün de çok insanlar var yürümede. İnsanlar geldiği zaman yeri çekiyorum çünkü görünmelerini istemiyorum. Uzaktan gelenler var yine. Biz yine yan taraflara çekelim. Böyle. Yan tarafa çekelim şöyle. Kimse çekmeyelim. Sen bekle. Hiç de selam vermiyorlar, saygısızlar. Demek buralı değiller belki. Çünkü Belinson'un halkı genellikle saygılı oluyorlar, selam veriyorlar. Bunlar demek buralı değil. Selam vermek istemediler. Zaten saygısız insanlardan her zaman nefret etmişimdir. Kendini beğenmiş insanlardan her zaman, yani kibirli insanlardan her zaman nefret etmişimdir. Kibrinizle nereye gideceksiniz? Yani ölmeyecek misiniz? Her canlı ölümü tadacak diyorlar ya. Ölmeyecek misiniz? Burada müzik dinliyor Cel. Selam vermiyor herhalde. Adam koşu spor yapıyor burada. O da güzel. Ben de koşmak isterdim ama bel sorunu olduğu için koşamıyorum. Koşuyorum da yavaş yavaş ama. Salve. Bunlar selam verdi. İyi. Kadın da nefes nefese kalmış. Onu da çekmedim de gideyim sonra. Evet, tekrar yolu çekebiliriz. Yeşilliği çekebiliriz. Biraz sonra parka geleceğiz. Çocuk parkına. Evet, çocuk parkında görüşürüz hadi. Arkadaşlar, burası dediğim park. Çocuklar oynuyor. Masalar da var. İnsanlar yemek de yiyebiliyor. Çocuklarına doğum günü kutlayanlar da olabiliyor. İşte bak mesela orada bir aile. Yiyecek meyecek getirmişler. Çocuklar yesinler diye. Onlar da orada çocuklara baksınlar diye. Park işte. Bir kızım gidip oynamak ister mi? He? Hadi git biraz oyna o zaman. Git biraz oyna. Evet. Park, insanlar çocuklarını getiriyor. Fazla bir şeylere dokunma. Biliyorsun Covid geziyor. Evet. Burada da yukarıda da yol geçiyor. İleride bir yol daha var. Orada da geçeceğiz. Belinson'a buz okey pisti var. Şövler ne kadar güzel yeşil. Şurada ileride de güzel 2-3 tane ev vardı. Çok güzel evler ama fiyatları tabii pahalıdır. Bizim gücümüz yetmez. Öyle evlerde oturmaya. Burası eskide bir yolmuş ileride. Bisiklet de güzel gelir buraya. Koşu da yapabilir. Mesela insanlar koşu da yapabilir. Güzel pist, koşu pisti de olabilir.
Evet. Kızım gitti biraz parkta oynasın. Çünkü o çok istiyordu buraya gelmeyi. Bize getirdik. Bu akşam videoyu paylaşayım mı? Bence hayır, paylaşmayayım. Biraz zaman ileride paylaşırım. Çünkü dün akşam daha paylaştım. İnsanları sıkmayayım. Peş peşe video paylaşmak olmaz. Biraz ara vereyim. Ondan sonra ileride paylaşırım. İlk önce araba videosunu paylaşırım. Çektiğim arabaların videosunu haftaya. Ondan sonra da andiamo. He? Oynamak istiyor musun yine? E tamam oyna o zaman hadi. Ben olursa şurada dönüp geliyoruz. Asi, çantanı getir, ulaşaver istersen. Biz de ileride dönüp geliyoruz tamam mı? Ya da biz de burada inelim. Evet arkadaşlar burada park. Tamam o zaman dur, çanta dur, biz de geliyoruz. Biz de aşağı iniyoruz. Şuraya merdivenlerde iniyoruz. Evet. Videoyu tekrar burada kapatayım. Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar ileri de giderken yine görüşürüz. Biraz kızımız buradaki parkta oynasın. Şurada salıncağa gitti Asi. Biraz oynasın. Evet. Park işte. Çocuklar oynuyor. Evet. İleride tekrar görüşürüz. Yine biraz çekim yaparım. Hadi sonra görüşmek üzere. Evet. Barış'a şu şeye bakın ya, spor salonuna bakın. Ne kadar güzel yapmışlar. Hep tahtadan spor salonu. Süper. Hep tahtadan yapmışlar. Burada atlama, ha burası da şey oynamak yeri. Voleybol. Salve. Burası da voleybol yeri. Burası bir okul. Aa içeride şey yapıyorlar. Karnaval şeyleri. Müziği duyuluyor baksana. Karnaval şeyi. Karnaval müziği geliyor. Şimdi bu aylarda karnaval yapılması lazım. Ama Covid'den dolayı bir sürü karnavalı iptal ettiler. Bir sürü. Burası voleybol oynama sahası. Üzerini çadırla kapatmışlar ki toprak kirlenmesin diye. Aa evet çalıyorlar. Bak şuradalar adamlar. Şey hazırlanıyorlar. İşte insanlar bir arada kenarlarında grup kurmuşlar. Karnaval müziği yapıyorlar. İşte bu da karnaval müziği arkadaşlar. Karnavallarda böyle böyle gruplar oluyor, müzik yapıyorlar. Stadı var. Evet. Biraz çekim yapayım. Evet. Yakınlaştırayım bir. Karnaval müziği oluyor. Karnavalda bu böyle müziği de çalıyorlar. Ben de gidip davul zurna mı getirsem ya sen? Erzincan yöresi. Davulla zurna getireyim ben de onu çalayım. Güzel gider vallahi davulla zurna. Yönetmenler de bayan şefleri. Evet bitti. Teşekkür ederiz bu güzel konser için.
Başarılar diliyoruz. Evet. Evet, yürümeye devam. Burada geçiş yeri var. Burası işte okul yerleri. Arkada Bilinçli Stadı var. Dediğim gibi. Ha, evet, hadi. Tekrar ileride görüşürüz. Evet. Burası da Bilinçli'nin buz hokey pisti. İnsanlar orada kayıyor. Çocuklar falan. Güzel yapmışlar. Ne güzel. Eskide çok giderdik ya. Böyle kayma yerlerine. Evet, burada da okeyci çocuklar çıkıyor. Okey öğrenen çocuklar. Şu arkadaş da okeyci herhalde. Antrenman yapıyor. Evet. Okeyci olacak bence şu arkadaş. Antrenman yapıyor. Okey çok sert bir spor. Çok sert bir spor okey. Evet. Buraya gelip bir defa maç seyretmiştim. En son 2014 yılında mı gelip seyrettim. Bir tane disk geldi. Tam benim yanımdaki çocuğun bacağına değdi. Çocuk öyle bir ağladı ki. Yani ben biraz da aşağıda olsaydım. Aa, Langenthal gelmiş. Langenthal. Langenthal gelmiş. Langenthal şeye karşı oynayacak. Bedinstone'a karşı oynayacak. Langenthal. Evet, Langenthal gelmiş. Otobüse bak, ne güzel otobüs. Aa, süper. Langenthal gelmiş. Langenthal otobüsü. Evet, Berin. Berin Langenthal. Değil mi orası? Langenthal Berin tarafında. Bildiğim kadarıyla. Değil mi? Evet. Gerber şirketine ait otobüs güzelmiş ya. Ben otobüs hayranıyım ya. Ben otobüsleri çok seviyorum ya. Otobüs veya tırları ben çok seviyorum. Oh, güzel arabalar gerçekten. Ama bence gençlere getirmişler. Genç çocuklar oynamaya gelmiş. Güzel otobüs gerçekten. Ben otobüs hayranıyım. Evet. Langenthal otobüs şirketi. Yani oyuncuları taşıyan. 1946 yılında kurulmuş bu Langenthal kulübü. 1946. Vay be. 1946 yılında. Ben buraya maça gelmiştim işte Belinson'a. Belinson'a Emre Piyot'ta oynamıştı. Pardon, Belinson'a Davos muydu? Yoksa Belinson'a hangi takıma karşı oynamıştı? Yabancı bir takıma karşı oynamıştı. Tahminimce. Bu gidişle biz de herhalde gece gitme ihtimalimiz var. Karanlıkta. Hadi ilerleyelim. Yavaş yavaş. İnsanları çekmeyeyim tekrar. Salve. Burada checkpoint yazıyor. Evet, orası da askeri yeri olduğu için çekmedim. Evet, tekrar ileride görüşürüz. Çekimlere devam edeceğim. Arkadaşlar, buraya geldik. Burası da çok güzel, mükemmel bir yer. Biraz önce yolun o tarafında yürümüştük. Yürüdük. Şimdi buraya geldik. Bak, bu su çok güzel. Yazın burada bu suya girenler oluyor. Güzel. Baraj suyu. Barajdan geliyor, dağlardan geliyor. Kar suyu. Hatırladığım kadarıyla, yanlışım yoksa burasıydı herhalde. Oğlum daha küçüktü. Buraya kadar geldik. Dedi yoruldum. Dedi daha gitmek istemiyorum dedi. Eğer yanlışım yoksa burası mıydı, daha ileriydi? Herhalde daha ilerdi. Daha ilerideki Pankina derlerdi. Herhalde daha ilerideki yerdelerdi. Ve burası da olabilir çünkü yoruldum dedi. Sonra burada döndük. Şurada yine park var. Çocukların oynayacağı park. Biraz hızlı yürüyelim ki. Evet. İşte burada burası kumsal gibi topraklar var. İnsanlar yazın gelip buradan güneşleniyor. Yüzüyorlar. Otobanda geçtiğimiz zaman görüyoruz insanların yüzdüğünü, güneşlendiğini. Karşı tarafa benzinlik, biraz önce orada geçmiştik. Ulaş, Discordia mı var orada yoksa? Yok, yok. Belki Deniz gelmiştir, Deniz. Deniz Kadirov. Belki o gelmiştir. Deniz Kadirov Grande. Evet.
Şimdi bir tane çekeyim. Çünkü gelenler var. Bunları çekmek istemiyorum. Evet. Kuş yapanlar var, gelenler var. Aa, bir sürü video da birlikte. Bu videoları nasıl izleyeceğim bilmiyorum. Ben ön tarafa geçeyim. Bisikleti mi? Bisikleti mi? Bisikleti ya. Adam neyse bisiklete geziyor. Biz gezemiyoruz. Şu soğukta gezemiyorum ben fazla çünkü korkuyorum. Hasta olurum diye. Evet. İnsanların evi ne güzel ya. Kendi ülkelerinin bayrağını asmışlar, İsviçre bayrağını. Yani benim de ülkem oluyor çünkü ben de İsviçreliyim. Ben de İsviçre pasaportum olduğu için. Sağ olsunlar, bu adamlar gerçekten çok iyi insanlar. Çoğu. Adamlar gerçekten, adamların demek istediği şu. Sen benim ülkeme geliyorsan, burada yaşamak istiyorsan benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Ben ne yapıyorsam sen de onu yapacaksın. Ben vergimi ödüyorum, sen de vergini ödeyeceksin. Ben çalışıyor muyum, sen de çalışacaksın. Adamların istediği bu. Buraya geliyorsan onlar gibi yapacaksın. Çalışacaksın, paranı kazanacaksın. Alın terinle kazandığın paranı yiyeceksin. İşte gerçek bu. Ondan dolayı ne diyor burası? Otelde de plastika çintu a. Çintu a, çintu anni. Oo! Bir tane şişe 100 senede gidiyormuş. 100 senede yok oluyormuş. 2700 ton plastik atılıyormuş İsviçre'de. Yani atmayın diyorlar kısacası. Atmayın diyorlar bir şey. Vay be, o kadar plastik atıyorlar. Toprağı insanlar mahvetmiş. Burası eskide sanki yanılmıyorsam bir parktı. Halen'de park mı yoksa insanlar küçük bir park. İnsanlar gelip işte şey yapıyorlar, köpeklerle falan gezdiriyorlar. Evet. Kolum yoruldu. Elimdeki bir çantamı oğluma verdim. Su ne güzel akıyor ya. Bu suyu dinlemek insana bir ferahlık veriyor. Stres atıyor insan. Gerçekten. Stresini at burada gitsin işte. Gerçekten güzel. Benzin acaba ne kadar otobanda ulaş görebildin mi sen? 2.7 mi? 2 frank 7 kuruş mu? Ya 2.15 ya. Uf be, ne kadar artmış. 2 frank 7. Aa, çok pahalı ya. Otobandan o zaman benzin alamazsın. Huu. Bu kadar pahalı olur mu ya? Vay be. Suyun sesi ne güzel ya. Akıyor. Bugün de yürüyüşümüz biraz sonra bitecek. Demin şuradaki köprünün üzerinden geçtik. Çekeceğim o köprüyü biraz sonra. Üzerinden geçtik. Bak burada futbol sahaları da var. Çocuklar burada top oynayabiliyor küçük çocuklar. Karşıdan insanlar geldiği zaman çekmek istemiyorum. Hadi. Evet, şey almışım. Yakınlaştırmayı almışım ondan. Evet, burada da piknik yapabiliyorsun. Tabii yazın buralar dolu olur. Yer bulamazsın. Sabah çok erkenden gelmen gerekiyor. Mangalları kapmak için. Evet. Çocuklar, evet, burası park, çocuklar oynuyor. Evet. Güzel. Güzel yerler. İnsanlar işte gel burada mangal yapıyor. Dediğim gibi sabah erken geleceksin. Şurada da kontenitörler var. İçine çöplerini atıyorsun. Pil ayrı yere gidiyor. Pet şişeler ayrı yere gidiyor. Cam şişeler ayrı yere gidiyor. Yani her şeyi ayırıp atıyorsun.
Şu suyun güzelliğine bakın ya. Sen güzel stres atar bu sudan. Evet. Çok güzel su akıyor. Çok güzel akıyor. Gerçekten. Köprüye kadar çekeceğim. Şuradan da yeri çekeyim ki insanlar görünmesin. 6 dakika olmuş. Evet. Evet, insanlar görünmesin. Çünkü belli olmaz. Ben de tabii birisi beni çekse derim niye çekiyorsun arkadaşım? Derim çünkü. İzin alıp çekerse sorun değil ama izin almadan çekerse tabii söylerim diye. Beni çektin diye. Öne geçeyim. Evet. Salve. Evet. Salve. Evet. Evet, kırmızı şeye geldik. Köprüye. Biraz önce oranın üzerinde geçtik. Karşıya gitmek için. Bu da çok uzun bir video olacak herhalde. 50'yi geçti mi geçmedi mi bilmiyorum da 50 dakikayı. Güzel ve uzun bir video olacak. Şurada Basel Zürich Luzern San Gotardo diyor. Kur San Bernardino Bellinzona Sud mu Nord mu? Bellinzona Nord çıkışı diyor. Otoban çıkışı. Şu aşağısı da köpeklerin parkı. Köpeklerin sahipleri getirip bırakıyor köpeklerini. Köpekler oynuyor. Evet, güzel bir yürüyüş oldu bugün. Evet, akşam eve geç geleceğiz. Tahminimce öyle düşünüyorum. İnsanlar ne güzel koşuyor ya. Ben de koşmak isterim ama biraz önce dediğim gibi bel sorunum var. Kim bilir şu aç kaç yaşında? Vay be. Buralar çamurlanmaya başladı. İnşallah arabayı kirletmeyiz. Zaten kirlenmiş de. Tüm havalar biraz da sıcak olsun. Arabayı temizleyelim. Kapının önünde park edelim. Yine elektrikli süpürgeyle arabayı temizleyelim bir güzel. Çünkü temizlik yerine gidersek çok para yiyor. Benim arabamın bir yıkanması hepsi toplam 10 frangı geçiyor. Çünkü bu zaten kışın çok tuz var ya yollarda. Ondan dolayı. Salve. Evet. Bu köprü işte. Bu köprünün üzerinde geçtik, karşıya gittik. Sonra gittik. O taraftan dolandık, geldik. Böyle geldik tekrar. Evet. Biraz ileri gidip videomu kapatayım. Arkadaşlar, bugün bu video da böyle olsun. Böyle bir video olsun. Evet. Burada otobüs şeyi var. Otobüs buraya kadar geliyor, sonra tekrar gidiyor mu acaba? Öyle bir şey mi? Evet, biraz ileri gidelim. İleride güzel bir şey görmüştüm. Bir çadır görmüştüm. Çok güzel. Aynı eski tarihlerdeki çadırlara benziyordu. Ama o daha çok ileride. Şurası futbol sahası. Burası işte insanlar kedi köpeklerini buradan
gezdiriyor, oynatıyor. Hayvan biraz koşmuş oluyor işte. Çünkü o hayvanların da koşmaya ihtiyaçları var. Çünkü onlar da evlerdeler. Bizim Türkiye'deki şey köpekleri gibi değil. Dışarıda yaşayan köpekler gibi değil. Burada çoğu köpekler dışarıda yaşıyor. Yani pardon, evde yaşıyor. Evde bakıyorlar. Hadi ileride o çadırın orada görüşürüz, sonra videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar, geldik o çadırın oraya. Çok süper bir çadıra benziyor. Aynı bu televizyonlarda çıkan filmler oluyor ya, eski şeyler, eski çadırlar, eski de insanların kaldığı çadırlar. O çadırlara benziyor. Adam kamperini de kurmuş buraya. Çadır var üstünde, bakın cam var, güzel. Güzel bir şey ya, gerçekten güzel bir şey. Güzel bir şey yapmış adam. Bravo. İnsanlar, işte dediğim gibi burası köpeklerin parkı. Getiriyorlar köpeklerini, burada koşturuyorlar. Bu tel örgüler eskide yoktu, sonradan çektiler. Çünkü bazı köpekler belki insanlara saldırıyor ya, ondan dolayı. Çocuklar korkmasın diye, burada yürüyen insanlar korkmasın diye bu tel örgüleri de koydular. Evet arkadaşlar, biz de arabamıza yaklaştık. Videomu burada kapatıyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olun lütfen. Beğenin videolarımı. Biz de büyüyelim yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün benimle birlikte gezdiğiniz için. Hoşça kalın diyeyim. Benimle kalın her zamanki gibi. Hoşça kalın.